Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni hafta yeni umutlar, yeni bir bakış açısı ve yeni videolarla karşınızdayım. Transferin son saatlerine girerken Fenerbahçe için Alex Iwobi iddiası ortaya atıldı. Ne kadar mantıklı takdirini size bırakıyorum. Everton forması kendi Iwobi'yi kadrosuna katmak istediği belirtilmiş Fenerbahçe'nin. Ve İngiliz ekibi de buna izin vermemiş. Allah Allah ve Everton teknik direktörü Sian Daiki demiş ki bugün onu gördüm ve şu anda oldukça mutlu görünüyor. Bu yüzden sadece gözlerimin gördüğüne ve hislerimin bana söylediğine inanabilirim. O takım da mutsuz değil ve Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum demiş. 28 maça çıkmış bir gol atmış. Ancak bakın 28 maç, şey 29 maçta 2481 dakika oynamış. bir gol 8 asist. Bir şey soracağım. Piyasa değerde 25 milyon euro. 30.4 milyon euro almışlar zamanında. Yaşı daha 26. Çok affedersiniz de. Nasıl almayı düşünüyorsunuz? Yani bunu uyduran arkadaş hangi organından uyduruyor? Merak ediyorum. Bu ne oluyor? Beklentiyi yükseltiyor. Sonra diyorlar ki bak Fenerbahçe yapamıyor. Şimdi e, Fenerbahçe zaten birçok şeyle uğraşıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe Konya maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin kişi şey yapılmadı da sadece 23 taraftar hakkında işlem yapıldı. Seyirden yasak uygulandı falan diye açıklama yapıyor. Bir tarafta neyle uğraşıyoruz? Ee, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimiz Kayseri maçından önce Fenerbahçe Alagöz Holding'i desteklemek üzere Kayseri Kadiraz Kongre Merkezi'ne gittiler. Hem orada galip geldik hem sahada galip geldik. Çok şükür. Beşiktaş'ta arkadaşlara bir sorun var. Bu soruyu <laughs> mutlaka meşhur duyucularına sorsunlar. Dele Alli'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladınız mı? Yani sözleşmesinde zorunlu, mecburi satın alma opsiyonu var mı? Bunu merak ediyorum. 10-15 milyon euro civarında. Biliyorum, farkındayım. Çok saçma. Evet, imkanı yok. Yok hocam, böyle bir şey olamaz. Beşiktaş neyle ödeyecek? Hayır. Öyle bir salaklık yapmamıştır. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama ben bir araştırmanızı öneririm. <laughs> Şimdi e, Samet Akaydın ve Ceydin Osterwold artı Emre Demir transferiyle ikinci transfer tescil dönemi de kapanmış oldu. Kimi Fenerbahçe tarafları diyor ki bunlar bizi zaten şampiyon yapmayacaklar. Bari para harcamayalım. Kimi Fenerbahçe tarafları diyor ki Ali Ali neden futbolcu almadın Ali biz şampiyon olacaktık Ali diyor bir taraftan da diyorlar ki bunlar bizi şampiyon yapmaz ben merak ediyorum hangi saftasınız hangi taraftasın bunlar bizi şampiyon yapmaz cı mısınız yoksa ya bunlar bizi şampiyon yapmaz cı mısınız yoksa ya keşke alsaydık şampiyon olurduk mu diyorsunuz bence safınızı iyi belirleyin fakat şunu söyleyeceğim. Teknik direktörümüz ne dediyse bu transferler gerçekleştirildi. Ben bu açıdan da mutluyum, sevinçliyim arkadaşlar. Şimdi çok fazla isim var. Mesela başkanlık için konuşulan isimler var. Buna değinmeyeceğim. Söylentiler kulağımıza geliyor ama çok önemli değil. Şimdi bak mesela Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük. Ligde çıktığı son 8 maçı da kaybetmemiş. 4 galibiyet 4 beraberlik almış. Ve Karagümrük inanılmaz ama gerçek aşırı bir gol ortalaması yakalamış arkadaşlar. Aşırı bir gol ortalaması yakalamış. 3 gol ortalaması yakalamış. 8 maçta da. Trabzon'u 4-1, Kayseri'yi 4-2, Konya'yla 3-3 diye gidiyor. Beşiktaş'ta 1-1. Şimdi Fatih Karagümrük size göre tırt bir takım. Pirlo tırt bir teknik adam. Ama adam bagını çözmüş. Bazı şeyler transferle değil, oyunla çözülür. Sen dünyanın transferini yaparsın ama cenazene bakkal gelir. Yok bu başka bir şey Sen dünyanın transferini yaparsın ama hiç beğenmediğin 7-24 küfür ettiğin bu küfürle çalışıyor diye milleti küfüre teşvik ettiğin Valencia'ya gider gol kralı olur. Embaya Jack ne de ikinci sırada devam eder. Herif Sivas'a 3 gol atıyor. 1 asist yapıyor. 14. golüne toplamda 15. 16. golüne ulaşıyor. 23 maçta. Ve 23 gollük Valencia'yı takip ediyor. Şimdi Jack ne? Fenerbahçe transferesi ne derdiniz? Küfürler ederdiniz değil mi? Hocam niye aldın şöyle böyle diye. İşte bakın ben de bunu anlatıyorum işte. Yani adamın geçmişte yaptıkları ya da referansı her şeyi özetliyor. Siz de gidiyorsunuz marka değerine, transfer market değerine bakıp aa bundan olmaz. Bundan yıldız olur diyorsunuz. Ben de buna kızıyorum. UEFA vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Konya Spor'a 150 bin euro para cezası verdi. Bunu şu yüzden söylüyorum. Galatasaray 7-24 övüyorsunuz. Bu sene Avrupa'da yoklardı. herhangi bir denetime tabi tutulmadılar. Ama önümüzdeki yıl muhtemelen e, Avrupa kupalarında yer alacaklar için bakalım denetimde ne ceza yiyecekler. Ha, çok güzel bir not almışım. Bayern Münih, Erik Maxim Chupomoting'in sözleşmesini bir yıl uzatıldığını açıklamış. Bu bizim gündemimize geldi. Fenerbahçe taraftarı yerin dibine soktu. Bu mu futbolcu? Öyle topçu mu olur? Hani şu an Rossi'ye ne yapıyorlarsa beterini yaptılar. Ne yaptılarsa. Yerin dibine soktular. Ve herif 33 yaşında. Bakın 33 yaşında. Paris Saint Germain'den geldi buraya ha. Orada oradan önce Stoke City'den çünkü Stock City'den Paris Saint Germain'e gidiyor. Bu sezon 25 maç, 16 gol 4 asist 1516 dakika. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 3 gol. Ve Fenerbahçe taraftarı yerin dibine soktuydu bu adamı. Bazen hiç kendi kendinize şunu soruyor musunuz? Ulan acaba hani çok mu havalı konuşuyorum? Çok mu böbürlenerek konuşuyorum diye? Bunu sormanızda fayda var. Ben çok soruyorum kendi kendime. Arda Güler. En kötü Arda Güler'i izledik geçen Kayseri maçında. Yani en kötüsü buysa diyorsunuz. Hocam iyisine biz razıyız. Arda Güler'in zamana ihtiyacı var. Teknik direktörünüze güvenin. Bu işin uzmanı da, erbabı da o. Şimdi bir vefa duygusu bekliyor. 18 yaşındaki Arda Güler, ailesi hani Fenerbahçe'ye aşık, Başkan Ali Koç'a sorun yok yanıtını veriyor. Şu an Fenerbahçe'de sözleşmesi biten e, isimler, hani bitecek olan isimlerden Altay Bayındır'la görüşmeler var. Olumlu. Valencia ile var. Olumlu. Zaysla da olumlu. Crispo'nun bitmiyor ama yine de görüşme var. O da iyi gidiyor. Ben bak transfer döneminde Ali Koç'a kızıyorsunuz şunu almadı, bunu almadı diye. Ben katılmıyorum. Deseniz ki hocam sözleşme uzatmalarını çok bekletti deseniz destek verirdim size. Hepinize destek verirdim şahsen. Bence de çok uzatıldı. Ne lan atlan deve mi? Futbolcuya şartım bu şu dersin. Şu o zaman getir kardeşim şu kadar parayı git dersin. Yani Jesus'la bence Arda Güler çok başka bir seviyeye evrilecek. Arda bunun farkında da inşallah siz de farkına varırsınız. Sözleşmesi uzatılacak. Rahat olun. Kritik madde işte şu kadar dakika oynarsa 15, 5 milyon euroya gidecekmiş falan filan. Geçiniz bunları. Geçiniz bunları. Kribal enfeksiyona rağmen Jesus gitti. Oynattı 18 yaşındaki futbolcuyu. Gayet de iyi oynadı. Fakat ben şunu söyleyeyim. Arda Güler'i yazın bize bırakırlar mı? Asıl soru işareti bu. Bak Arda ve Ferdi Kadıoğlu %100 gider desem yalan diyemezsiniz. Hiçbiriniz diyemezsiniz. Ferdi'ye de inanılmaz talipler var. Bak İngiltere'den Newcastle United ve Brighton kesinlikle ve kesinlikle Ferdi'yi istiyorlar. İzliyorlar. İstiyorlar, izliyorlar. Hocam işte gelip maçı da tribünde mi izliyorlar? Arkadaşlar tribünde izlemesine gerek yok ki. Milli maçı bile bu adamın referans. Ferdi'nin milli maçı bile referans. Arda Güler'in yani oyuna girecekken ki taraftarın tepkisi bile referans. Değil mi? Ya taraftarın verdiği tepki. Biz maçı izlerken mesela duyuyoruz bir ses. o taraftar coşmaya başlıyor. Tamam diyoruz Arda girecek belli. Şimdi Avrupa kulüplerinden birçoğu izliyor. İzlemeye geliyorlar. Kayseri maçında da izlenilmiştir muhtemelen. Fenerbahçe 20 milyon euro falan filan diyor. Bak ben kolay kolay bu cümleyi kurmam. Hatta birçok kişi de bana bu yüzden kızar. Der ki bizi abartıyorsun diyorsun. Sen abartıyorsun derler. Ama kolay kolay bu cümleyi söylemem. Bu, bu videoda ilk defa söylüyorum. Erdi Kadıoğlu'nun bugün Avrupa piyasasında ederi 30 milyon eurodur. Ederi 30 milyon eurodur. Şimdi normalde böyle bir cümle kurduğun zaman capslere konu olursun. Hani videonun dalga konusu olur. Derler ki şu dakikayı izleyin bakın ne diyor derler. Hiç kimse yok diyemez. Bir Beşiktaş'ta bir Galatasaray'la bir Trabzonsporlu bile yok diyemez. Diyemez. Bugün Ferdi'nin ederi edeceği 30 milyon eurodur. Aynısını alın. Bak aynısını Türk varsa alın. Hocam Mert Müldür çok benzeri. Alakası yok. Mert Müldür'de Ferdi'deki yeteneğin onda biri yok. Onda biri yok. Onda biri. Mert Müldür'de Ferdi'nin onda biri olsa zaten edeceği 8-9 milyon euroya kadar çıkabilir. 5-6 eder. Ama kimse yanaşmıyor mesela. Kulübü istiyor bir şeyler ama kimse yanaşmıyor. Ya ben hayatta hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmam. Ben Ferdi için bunu söylüyorum. Birçok talibi var ama yazın bize bırakmazlar. Lucas Moura transfer gündemini çok meşgul etti. Belki de yönetim çıkacak diyecek. Yo bizim hiç alakamız yoktu ki. Kim söyledi lan bu Lukas Moura'yı diyecek. Der mi der bizim yönetim. Derler. Bizim yönetim bir şeyleri dener. Olmaz. Olmayınca der ki yo bizim hiç alakamız yoktu ki. Kim söyledi lan derler. Sonra bizi top, yani topun ağzına bizi verirler. Millette hıncını bizden alır. Sonra aradan zaman geçer. Eee ya ağızlarından kaçırırlar. Ya demeç verirken derler ki ya biz Mura'yı da denedik derler. Sonra ben çıkarım derim ki bakın gerçeklerin zamandan ortaya çıkmak gibi kötü bir uyu vardır. Gördünüz haklıydım ama millet unutmuş olur. Lucas Moura denendi ama olmadı. Olmamasının sebebi de farklı. Peki hocam yazın olur mu? Ya yaza kim öyle kim kala? Olabilir. Hocam kim öyle mi kim? Yok yani yaza Lukas Moura olabilir. Tuhaf gelecek ama olabilir. Şimdi Brezilya'dan isteyen var. Premier Lig'den isteyen var. Serie A'dan, Katar'dan isteyenler var. Birçok talibi var. Ve e, yıllık 3.5 milyon euro istiyor futbolcu. Biz 3.2'ye bonuslarla Aslı'na bakarsanız ikna etmek üzereydik ama menajeri insan gibi bir para istemiyor. Kulüpler geri adım attı. Şimdi bu transferin olmama sebebini şöyle anlatayım size. Kulübünden direkt alacak olsanız kulübü diyor ki alacaklarına karşılık mon servisini bırak. Futbolcu buna yanaşmıyor. Yani devre arasında niye transfer yapamadığımızın açıklamasını da yapmış olayım bir nevi. Futbolcuyu bırakmadıkları için alamıyorsun. Futbolcuya diyorlar ki arkadaşım sen işte sözleşmeni neydi alacaklarına bırak biz de sana lisansını verelim git diyorlar. Bozuk 4 ay sonra 5 ay sonra boşa çıkar. İmza parası artı şey yapar. Hani hem menajeri kazanır. <laughs> hem kendi imza parası kazanır. Hem de alacağını da bırakmamış olur. Yani 2 kat 3 kat kazanmış olur. Şimdi çaktınız bu meseleyi. İşte Moura'nın olayı da bu. Brezilya'ya dönme fikri yok. Son sözleşmesini yapacak muhtemelen. Sövüşlemeye de gidebilir. Sakatlık sorunu da var yaza kaldı görüşmeler ve yavaş yavaş tekrar görüşmeye başlarız. Ama ben Muğra defterinin kapandığı görüşündeyim. Başka isimlerin defteri açılar, açılacak diye düşünüyorum. Bu da benim kişisel şahsi fikrim arkadaşlar. Bakalım kimin dediği olacak. Bunu da göreceğiz. Fenerbahçe Beko aslında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 92-78 mağlup etti. Galibiyet serisini 8 maça çıkardı. İnceden inceden de gidiyor. Bu transfer döneminde kafaları karıştıran bir isim de Dahoud'du. Ve Dahoud transferinde Fenerbahçe'ye zorlu rakipler. Orta saha Mahmut Dahoud Avrupa'nın dört büyük kulübü ilgileniyormuş. Şimdi bu futbolcu yeterince süre alamadığı için risk. Borussia Dortmund'dan ayrılmak istiyormuş. Milan, Napoli Sevilla ve Leicester City ile ilgileniyormuş. Zaten Milan nerede Türk futboluyla alakalı birisi var hepsine ilgileniyor. Ve Zanyolo'yu bir hafta önce 30 milyon euroya serbest kalma bedelini ödeyip alacaktı. Bir hafta sonra 35 milyon euroya verecekmiş. Yani 35 milyon euro verecekmiş. İyi niyet göstergesinden dolayı. Öyle bir Milan. Futbolcu yine macera arıyormuş da. 7 resmi maça çıkmış bu sezon falan. Arkadaşlar bu çocuk kapalı kutu. Alırsın seni perişan edebilir. Sonra nereden aldım? Lanet gelsin. Kran girsin. Nereden aldım ben bu ismi diyebileceğim bir isim. Bence bu tip isimlere çok odaklanmayın. Hani bir tabir vardır ya halk arasında. iyi olsaydı Dortmund niye gönderirdi? Yani i̇yi bir futbolcu da Dortmund niye gönderirdi? O kadar da değil ama bence burada bir olay var. Ve ben Dahoud'un da Fenerbahçe'ye geleceğini zannetmiyorum. Alman Ligi'nden bir takımla ilgileniyor diye biliyorum. Yani bir takımla görüşüyor diye. Büyük ihtimalle orada kalacak. Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi. Alex Oxlade-Chamberlain. Fenerbahçe'ye önerilmiş Chamberlain. Zaten düzenli aralıklarla Chamberlain Fenerbahçe'ye hep önerilir. Ya 29 yaşında ve Fenerbahçe yönetecileri tarafından önerildi diyor. Yüksek bir yıllık ücret istiyor, uzun süreli kontrat istiyor. Bu sezon 11 maça çıkmış, 1 gol atmış. Birçok arkadaşım bana şunu söylüyor ya Chamberlain gibi isim ya alınmaz mı? Geliyorum dese hemen alınır. Falan. Niye? Çünkü onlar futbolcuyu akıllarındaki futbolcu konsol oyunlarından ya da akıllarında en iyi haliyle hatırlıyor. Mesela Messi'yi çok açık söylüyorum. Bana Messi denildiği zaman aklıma hep Barcelona formalı bir tasvir geliyor. Bak hep Barcelona formalı. Ya mesela Arjantin'in e ben dünya kupasını kazandığını hala inanamayanlardanım. Yani sanki başkası kazanmış da Arjantin'in üstüne etiket vurmuşlar gibi. Abi bas gibi. Sanki PSG'ye hiç gitmedi. Hep Barcelona'da oynuyor gibi. Anladınız mı? Çünkü aklında hep o kalmış. Chamberlain 10 milyon euro piyasa değeri olan bir futbolcu. Son dönemde merkez orta saha denendi. Ama orijini hani onu kral yapan mevki kanat oynamak. Sağ kanat, sol kanat. Futbolcunun sözleşmesi yazın bitiyor mu diye bakıyorum. En, en, merak ettiğim olay bu. Yazın sözleşmesi bitiyor. Yaşı 29. Fenerbahçe'ye yazıyorlar ama ben İngiltere Ligi'nden çıkacağını düşünmüyorum. Duyumlarımda bu yönde. Bu haberi de geçiyorum. Rıdvan değil mi? Ferdi Kadıoğlu'nu istiyorlar demiş. Az önce Ferdi kısmında konuşacaktım ama burada birkaç nüans var. Ferdi'yle ilgili konuşulması gereken çok şey var. Muazzam bir gol attı. İlginç olan şu ki 3-5 dakika sonra yine aynı yerden vurdu. Sonra bir de sol çaprazdan girip gol attı. Kardeşim sen sabit değil misin? Ne işin var orada? Bireysel olarak tam anlamıyla oldu artık Ferdi. Hem karakter olarak hem oyuncu olarak çok farklı Ferdi. Ee, ve Ferdi ile Ajax'ın ilgilendiğini söylüyor. Tabii ki ilgilenecek. Hollanda'da yetişti bu çocuk. Hollanda'da yetişti. Tabii ki ilgilenecek. Serdar Dursun'dan niye Alman takımları ilgileniyor? Almanya'da doğdu, büyüdü. Orada gelişti, orada kendine geldi. Takımlar da haliyle isteyecek. Şimdi diyor ki bak Fenerbahçe Galatasaray'a karşı dramatik bir sonuç aldı. Ardından oynadığı 6 maçta 16 puan topladık. Kolay değil diyor. Aslında 16 değil 18 puan topladık ama ikisini çaldılar maalesef. Düşün bak Galatasaray maçından sonra 6'da 6 yapıyorsun. Hasta olmasına rağmen Arda'ya şans verdi. Ara O'dan bunu istiyor demiş. Yani stoperlerin arasında kalmasını tercih ediyor. Ee, ben olsam yüksek toplarda skor katkısı isterdim. Samet ve King'in de düşüşte olduğunu gördük diyor. King düşüşte ama Samet hani Kayseri Spor maçı üzerinde düşük sayılabilir çünkü Kayseri Spor'un biraz oyun yapısı tersti. Belki de ondandır ya da bu olaylardan çok etkilenmiştir. Samet manevralarında sıkıntı yaşıyor. Özellikle İspanya takımlarına karşı bu bir sorun. Samet'in kendi vücudunu herkesin iyi bilmesi lazım. Savunma sezgileri konusunda biraz eksikliği olduğunu düşünüyorum demiş. Galatasaray'ın şu an bir maç eksiğiyle 3 puan önde dediği 2 maçla 6 puan yani hükmen kazandıkları için. Ligin bitirene çok maç kalmadı. Fenerbahçe'nin 11 maçı kaldı. Sıra'nın 12 maçı kaldı. Yok, on, 11 kaldı. İki takımın. Gerçi ikisinde 11 mi 12 mi kaldı ya? İki takımın ligin son maçını birbiriyle oynayacak olması da büyük tesadüf demiş. Tesadüflere de sadece ateistler inanır. Fenerbahçe öyle maçlar oynuyor ki bir tükez dese iş nereye gidecek bilemiyorsun. Fenerbahçe iyi gidiyor ama Galatasaray'ın olağanüstü bir galibiyet serisi var demiş. Yani inşallah Galatasaray'ın o galibiyet serisi mağlubiyet serisi olarak döner. Böyle arka arkaya dört maç kaybetsin Galatasaray. Bugün Zanyolu'ydu, şuydu, buydu, süper stardı diyen herkesin yorumlarını çok merak ediyorum. Dörde bile gerekiyor. İki tane maç kaybetsin yine yeter. Yani yine yeter. Valencia sürekli oyunun içinde güven çok önemli futbolda. Golcü gol attıkça cesaret yükseliyor. Hukuken bugün başka bir kulübe imza atabilir. Ancak ben takımda kalacağını düşünüyorum demiş. Ben de aynı şekilde takımda kalacağını düşünüyorum. Görüşmelerde iyi gidiyor. Ama kesin konuşamıyorsun. Jesus kalacaksa 8 numara lazım diyor. Bakın burası ince bir ayrıntı. Niye? Eğer Jesus kalacaksa 8 numara pozisyonuna transfer yapılması gerektiğini düşünün. Ne Crespo ne Zaits hocanın isteklerini tam olarak yansıtamıyor. Ama olur mu Fenerbahçe taraftan kalsa? Zaits dünyanın en iyi topçusu. Arkadaşlar 4-1-3-2 formatını başka oynayan takım var mı bilemiyorum ama örneğin Crespo'ya sıkıntı oluşturuyor bu pozisyon demiş. Bakın Crespo'yu çaptan düşüren sistem. Yoksa Crespo aynı Crespo. Ama sistem farklı. Ve mevki farkı var. Şimdi yanındaki arkadaşın stoperlerin arasına gidiyor. Sen tek başına orta sahada kalıyorsun. Önünde basan yok. Yandan yardıma gelen yok. haliyle Crespo yalnızlar oynuyor. Geçen sene ne yapıyordu? Zayt's önündeydi. Topu aldın mıydı tehditti Zayt's. O yüzden savunma öne çıkamıyordu uğumlu ya da orta saha üstüne gelirken Zayce'da pres yapıyordun. O yüzden olabildiğince topu kanatlara aktarıyorlardı. Senin dinlenme şansın daha yüksek oluyordu. Ve performansında falan bitmek bilmeyen enerjisi var falan filan moduna giriyordu. E şimdi öyle değil. Önüm boş. Kingle Valencia ileride kaldı mıydı? Ara zaten geride orta saha tek sana kalıyor. Bu yüzden de Fenerbahçe orta sahası çok çabuk geçiliyor. E Cesur ne yapıyor? Zayt'sı oyunu alıyor. Niye? Zayt bir tehdit. Zayt tehdidini düşünerek savunma ileri çıkmayacak. Bu da ona dikkat edecek. Bu da ne yapıyor? Aslına bakarsanız rakibi dizginliyor, durduruyor. Ama eğer rakip lan Zayt'sa rağmen çıkarım derse o zaman işler sakata biner. Durumlar bunlar arkadaşlar. Taliska Taliska'nın menajeri Carlos Leite Taliska alınan sözleşme yenileyecek demiş. Taliska Dibala Değil mi? Di ve Zaharyan Galatasaray'ın 4 yeni transferi. Ligde ne zaman oynayacaklar? Çok merak içerisinde bekliyorum. Bakın Fenerbahçe taraftarı olarak sizler en ufak olumsuz haberde demedik laf bırakmıyorsunuz. Ama Galatasaray taraftarının umrunda değil. Niye? Bir tane zan aldık yeter diyor. Siz diyemiyorsunuz işte. Siz diyemiyorsunuz. Aradaki fark bu. Herifler 50 tane isim yazıyorlar. Taraftarın sürekli nabzını tutuyorlar. Gazetelere manşet. Para kazanıyorlar ediyorlar ama siz diyemiyorsunuz. Bizde de şu var. Doğru söyleyeni 9 köyden kovuyorlar. 10. köyde de ekmek de suta vermiyorlar. Allah sonumuzu ayretsin. Hepinizi seviyorum. Ee, videolarımız Allah kısmet ettikçe ömür verdikçe devam edecek arkadaşlar. Transfer dönemi bitti zannetmeyin. Asıl transfer dönemi şimdi başladı. Eylüle kadar. Asıl şimdi transfer konuşulacak. Çünkü hazırlıklar ön görüşmeler, belki ön protokoller hepsi şimdi yapılacağı için ve şimdiden gelecek senenin planlaması maçlara göre, puan durumuna göre şekilleneceği için ayrıca Avrupa'da yolumuza devam edip etmememiz futbolcu piyasasını futbolcuların transfer market değerlerini etkileyeceği için ben şiddetle öneririm arkadaşlar. Ha bazen günde bir video, bazen iki video, bazen canlı yayın. Belki bazen video atmadığım günler de olacak ama Desteklerinizi bekliyorum. Aşağıdan abone olup bildirimleri açıp videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.